Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an iklimi programındayız ve Hazreti İsa Aleyhisselam'dan konuşuyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ister Nisa suresinin son ayetleri münasebetiyle diyelim, ister Kur'an-ı Kerim'imizin tamamı, Maide suresi ve diğer Meryem suresi hepsini göz önüne alarak Hazreti İsa Aleyhisselam'dan söz ediyoruz. Ve bu ikinci sohbetimiz ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dönemi, yaşadığı dönemi, toplumu iyice tanıyalım dedik. Kimlerle muhataptır? Muhatapları kimlerdir? Dostu kimdir, düşmanı kimdir, lehinde olanlar, aleyhinde olan nedir? Bunu iyice çözmemiz gerektiğini söylemiştik. Ve özellikle asla unutulmaması gereken bir konu nedir? İsa Aleyhisselam Roma döneminde, Roma'nın işgali altındaki topraklarda ve bir toplumda dünyaya geliyor ve görevini yapmaya çalışıyor. Eğer bunu bilmezsek, bunu unutursak olayı çözemeyiz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı değil, özellikle daha sonra bugün bu dünyayı kaplayan 2 milyardan fazla, kağıt üzerinde de olsa, nüfus cüzdanları üzerinde de olsa 2 milyardan fazla Hristiyan'ın nereden, nasıl yani ortaya çıktığını iyice anlamamız gerekir. Aksi takdirde bunu çözemeyiz. Evet, dedik ki Hazreti İsa Aleyhisselam Roma, putperest Roma, ki bu putperest Roma'nın, Roma'yı ayakta tutan düşünce nedir? Bir, çok tanrılıdır. Bunlar yani Atina'daki Olimpos dağındaki efsane, uyduruk, çokça tanrı, yani bir tane değil, çokça tanrı, çok tanrılı bir dindir. Ve felsefe, Yunan felsefesi. Yani zaten felsefeleri de onu gerektiriyor. Demek ki Roma İmparatorluğu'nun mayası neymiş? Yunan felsefesi ve Roma medeniyeti. Roma medeniyeti de Roma'daki hayat biçimi, yani idare biçimi. Yine o filozofların, şunun bunların ortaya koyduğu ve toplumu şey yapan bir toplumu mayalandıran bir manevi düşüncesi diyelim, maneviyat diyelim, o şeye girmez artık. Yani putperest bir Roma ve çok tanrılı, bizim bildiğimiz tek ilah yok. Gerçi bazı zorlamalarla bir takım filozofların Hazreti İsa Aleyhisselam'dan önce yaşadığı söyleniler, yani bilinen Aristo'nun, Sokrat'ın, Eflatun'un yani felsefesinde zorladığınız zaman belki tek tanrıya çıkan bazı şeyler bulunabilir, ama pratik hayatta nedir? Pratik hayatta çok tanrı vardır ve bunlar putlaştırılmıştır. Mabetleri vardır, puthaneleri vardır. Bu Roma'ya hakimdir. İşte böyle bir Roma ne yapmıştır? Hazreti Musa'nın diyelim, Hazreti Musa'nın ümmetini Yahudileri içine almıştır, esir etmiştir ve onların dininin dişini sökmüştür muhterem izleyenlerim. Ortadan kaldırmamıştır tamamen. Yahudilik inancını tamamen ortadan kaldırmamıştır. İmha etmemiştir, silmemiştir. Ne yapmıştır? Kendisine itaatkar hale getirmiştir. Zaten tağutların adeti budur. Tarih boyunca tağutlar böyle dinleri tamamen silip süpürüp ortadan kaldırmazlar. Buna gerek duymazlar. Niye? Bana zarar vermesin. Bana bir şey yapmasın. Bana bir zararı dokunmasın. Yani bana karşı ayaklanmasınlar. Ve bana itaati, bana vergi vermeyi kabullensinler. Beni ilgilendirmez. Evet, işte Hazreti İsa Aleyhisselam dünyaya geldiğinde böyle bir toplum içerisindeydi. Ve Yahudiler kendi küçük meselelerinde nedir? Özgürdü. Roma dokunmuyordu onlara.
Yani bir takım mabetteki ibadetlerine, özellikle kefaretlerine, yani diyelim ki bir günah işledikleri zaman işte mabede gelip orada, yani din adamlarının gözetiminde kefaretlerini uygulamaları, yani günahına göre kefaretlerini uygulamaları falan nedir? Yani Roma vali, Roma'nın atadığı vali, Roma'nın askerleri bunlara fazla karışmıyorlardı. Kendilerini ilgilendirmiyordu. Ama nedir? Yine de hem tedbirli oluyorlar, hem de özellikle bu işi denetleyenler nedir? Roma tarafından tayin ediliyordu. Dedik ki daha önceki sohbetimizde gerçekten özgürlük isteyen Yahudiler, Roma'nın egemenliğinden kurtulmak için yani hayal kuranlar, bunu isteyenler, bu hayalle yaşayan insanlar sadece Roma'ya, Roma'nın askerlerine, Roma'nın valisine düşman değil, aynı zamanda Roma'nın tayin ettiği kendi içindeki seçkinlere, mabetteki baş rahip olmak üzere hepsine ciddi anlamda düşmanlardı. Hatta yeri gelince anlatacağız. Yani çok önemli bir baş rahibi, mabetteki baş rahibi ne yapmışlardır? Yani öldürmüşlerdir. Yok etmiştir birisi. Yani böyle ekipler, çeteler, diyelim ki bizim meşru görürse eğer, yani cihat diyelim. Bunun cihadını veren Yahudilerin içerisinden birileri çıkmıştı. Yani örgüt, ama Roma bunun farkına vardığı zaman ne yapıyordu? Eziyordu. Bunu muhterem izleyenlerim, Hazreti İsa'yı iyi anlama adına bunları söylüyoruz. Niye? Hazreti İsa Aleyhisselam böyle bir dünyada gözünü açıyor ve böyle bir dünyada Allah'tan aldığı vahyi insanlara aktaracak. Ama buyurun, bir tarafta esaret var, bir tarafta Roma var, Roma'nın baskısı var, Roma'nın valisi var, Roma'nın askerleri var. Öbür tarafta kendisini jurnalleyecek, kendisini hiç istemeyen, kendisini rahatlarını bozduğundan dolayı kabullenmeyen başka bir Yahudi grubu var. İşte böyle bir durumda Hazreti İsa Aleyhisselam ortaya çıkıyor ve peygamberliğini, tebliğini yapıyor. Muhterem izleyenlerim, bunu bir de şunun için söylüyorum, inşallah yeri geldiğince daha detaylıca aktaracağız da, yani Hazreti İsa Aleyhisselam evrensel bir, her ne kadar 2,5 milyar insan iman etmiş olsa da, yani dikkat ediniz, Hazreti İsa Aleyhisselam bu anlamda evrensel bir peygamber olarak kabul edilemez. Haşa, küçüklüğünden mi? Yok. Eksikliğinden mi? Yok. Uygulamaya fırsat bulamamıştır ki. Yani bizim bildiğimiz bir peygamber, evrensel bir peygamber her konuda nedir? İnsanlara örnek olarak gönderilmiştir. Her konuda bir uygulaması olması lazımdır. Eğer o bütün insanlığa önderse, babalıkta önder olacak. Kocalıkta önder olacak. Komutanlıkta önder olacak. Yöneticilikte önder olacak. Devlet başkanlığıysa orada, hepsinde, her konuda örnek olacak bir insan. Oldu mu? Hazreti İsa Aleyhisselam ne oldu? Babalığını gören var mı? Nasıl baba? Rivayetler var evlendiğine dair. Mecdelli, Maria Magdalene'le evli olduğunu iddia eden görüşler var. Ama yani nasıl babalık yaptı, nasıl kocalık yaptı? Yok, nasıl? Arada sırada bazı konularda hakemlik yapmıştır, bazı şeyler sorulmuştur, söylemiştir. Ama bizim bildiğimiz özgür bir hakem değil. Denemek için Yahudiler gelip aynen böyle ayağını kaydırmak için, jurnallemek için, ey efendi şöyle şöyle bir olay var ne diyorsun diye bazı şeyler sorulmuştur. Biz buna ciddi, özgür bir hakem gözüyle bakabilir miyiz? Hayır. Niye? Çünkü denenmek için, jurnallemek için Roma valisine, Roma askerlerine, komutanına, bak bu var ya, bu İsa denilen adam var ya, Roma'ya vergi verilmez dedirtmek için, buna benzer bir takım şeyler için yani bazı sorular soruluyor. Yoksa yani dikkat edin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi hakim olabiliyor mu?
Komutan olabiliyor mu? Devlet başkanı olabiliyor mu? Dede olabiliyor mu? Koca olabiliyor mu? Yani hayatın içerisinde her konuda insanlığa örnek olamıyor. Haşa, dedik ya, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın eksikliğinden değil, kafirler fırsat vermiyor ki, münafıklar fırsat vermiyor ki, ne güzel bir aile yuvası kurmasına, ne yani idare etmesine hiçbir şeye müsaade etmiyor. Müsaade edilmiyor. Böyle bir kıskaç içerisinde Hazreti İsa Aleyhisselam, sırf bu anlamıyla baktığınızda nedir? Hazreti İsa Aleyhisselam zaten Hristiyanlar bunu kavradığı için, bunu bildiği için, o diyor ya, o zaten öyle sizin bildiğiniz gibi bir peygamber der ki, haşa, o Allah'ın oğludur diyorlar, haşa. Bu konuya da gireceğiz. Bu konuya ayrıca elbette hepimiz biliyoruz, Müslümanlar olarak biz her gün dilimizden düşünmüyoruz. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ. Bu doğrudan oraları ilgileniyor. Biz bunları yaşıyoruz. Ama muhteremler, Hazreti İsa Aleyhisselam niçin haşa Allah'ın oğlu dendi? Bunun bir de altyapısı vardır ha. Bu sadece sapkınlıklarından dolayı değil. Veya bir kişinin sadece Paulus'un falan bunları ortaya attığından dolayı değil. Ortaya, yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ı iyi anlayalım derken oraya geliyoruz. Yani insanlar Roma sonunda ne yapıyor? Yani böyle bir tip ortaya koymak zorunda kalıyor. Bu da ayrı bir olay. Oraya geleceğiz. Dedik ki Hazreti İsa Aleyhisselam, evet, düşmanlar ağır, hepsi düşman. Yani herkes düşman. Yani hem gönderildiği kavimin önemli bir bölümü düşman, çok az insan ona iman ediyor. Ha, bu arada ama şu da var, ilginçtir. Vaazlarına, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın vaazı diyelim, göl vaazı, dağ vaazı, yani çokça katılanlar, binlerce, hele birinde 5000 tane insanın böyle bir ortamda bile Hazreti İsa Aleyhisselam'ı dinlediğine dair, tabii hem İncil'lerde hem de tarihte biz bunu kabul ediyoruz. Yani rivayetler var, görüyoruz. Ama ne konuşabilir? Buyurun. Hazreti İsa Aleyhisselam bunlara yani ne diyebilir? Her şeyi diyebilir mi? Veya dese bile insanlar bunu yerine getirebilir mi? Yani gerçekten, yani öncelikli işi nedir? İsrailoğullarını Roma'nın egemenliğinden kurtarmak mı? Buyurun. Yani bu ne kadar güç yetirebilir buna? Ne kadar güç yetirebilir? Ve bir de bu anlamda neler söyleyebilir? Ve söylediğini kim kabul edebilir? Roma mı kabul edecek? Ötekiler mi kabul edecek? Böyle yani ciddi bir cendere içerisinde Hazreti İsa Aleyhisselam. İşte biz bunu anlatmamızın sebebi daha sonra o koskoca Roma'nın Hristiyan olduğu veya İsevi olduğu ortaya çıkıyor. İsevi olmuşlar sonunda. Nasıl olmuşlar? İşte bu konu iyi irdelenmiştir. İyi irdelenmelidir. Onun için biz diyoruz ki, ısrarla şu kelimeyi ben ortaya sürüyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam veyahut da Roma, buyurun. Bu soru çok önemli. Roma İsevileşmiş midir? Roma gerçekten, biz yanlış yaptık. Biz İsrailoğullarını egemenliğimize almakla yanlış yaptık ve bu İsa Aleyhisselam'ın bu kavmini, tarih boyunca içinden peygamberler gelen bu kavmi egemenliğimizi almakla, baskı yapmakla, onların yaşantısına müdahale etmekle yanlış yaptık mı dedi? Evet, bu çok önemli. Biz böyle bir yanlış yaptık. Biz tevbe ediyoruz ve bu Meryem oğlu İsa'nın söylediklerine itaat ediyoruz diyerek Roma İsevileşmiş midir? Mesela Kureyş Muhammedileşmiştir. Öyle değil mi? Kureyş tevbe etmiştir sonunda. Hele Mekke'nin fethiyle birlikte ne yapmışlardır? Yani bir yanlış yapmışız. Hatta Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin söylediği ayeti demişler.
Demişler ki Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi leqad aserakallahu aleyna ve in kunna lehatiin. Allah'a yemin ederiz ki yani ey Yusuf, kardeşleri öyle diyor. Yani Allah seni seçmiş. Allah seni bizim içimizden özel olarak seçip yaratmış, peygamber yapmış. Biz halt etmişiz. Biz hata etmişiz. Diyorlar ya. Kureyş de öyle diyor biliyorsunuz. Kureyş ne yapıyor? Geliyor Allah'ın Resulüne. En son Mekke'nin fethi esnasında aynen bu ayeti okuyorlar. Diyorlar ki biz yanlış yapmışız. Senin karşına çıkmakla, direnmekle, bu putlara tapmakla, Lat, Menat, Uzza falan bunlara tapmakla biz gerçekten hata etmişiz. Sen gerçekten doğruymuşsun. Allah seni seçmiş, süzmüş diye ne yapıyor? Putları yıkılıyor, bilmem neler oluyor, tövbe ediliyor ve artık her şey bitiyor. Fakat Roma böyle bir şey yapmıyor. Muhteremler, dikkat edin. Yani Roma böyle, yok biz İsrailoğullarına yanlış yaptık, Meryem oğlu İsa'nın kavmine yanlış yaptık, biz Tevrat'a aykırı bir şeyler yaptık, daha sonra da İsa'ya aykırı bir şeyler yaptık ama sonunda pes ediyoruz, tevbe ediyoruz, İsa'nın yolu doğru yolmuş. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir tevbe yok. Böyle bir yapılan şudur muhterem izleyenlerim. Bunu var ya inşallah, yani belki biraz akademik çalışmadır bu ve bazı yani dinleyicilerimiz vereceğimiz isimler falan biraz şey yapar yani zayıf gelir. Yani ya ne gerek var o isimleri falan söylemenize. Yani tarihen sabittir ki Roma Hazreti İsa'yı Romalılaştırmıştır. Ha, haşa kendini zor baskı yaparak değil. İsa ortadan kalktıktan sonra, İsa gittikten sonra ya İsa bizim gibiymiş ya. İsa aynen Romalıymış. İsa aynen bizim Yunan felsefesine uygunmuş. Aynen böyle ha, Roma medeniyetine uygunmuş. Bir şey yokmuş falan. Biz onun dinine girdik diyor. Ama her şey devam ediyor. Her şey, bütün gavurlukları devam ediyor ama ortaya bir İsa getiriyorlar. Yeni bir İsa getiriyorlar. Yani aziz ve muhterem izleyenlerim, Roma, ki Roma diye ısrarla üzerinde durmamın sebebi Roma devam ediyor. Yani isim değiştirmiş olabilir. Daha sonra Doğu Roma olmuştur, Bizans olmuştur, yıkılmıştır, Avrupa olmuştur, Amerika olmuştur. Ama Roma'nın hakimiyeti ne yapıyor? Aynen dünyada devam ediyor. Ve Roma aynı gavurluğu yaptığı için Müslümanlar olarak bugün biz ayrıca bir uyanıklığa sahip olmamız icap eder. Roma Hazreti İsa'yı kendisine benzetmiştir. Veyahut da şöyle söyleyelim. Kendisine benzeyen bir İsa ortaya koymuştur, ona iman etmiştir. Bu çok önemli. Bunu asla yani unutmayınız. Roma, kelime kötü de yanlış olabilir. Roma kendisi bir İsa yaratmıştır. Allah'ın gönderdiği Hazreti İsa aleyhisselam değil, yaşayan İsa aleyhisselam değil, kendisi yeniden bir İsa yaratmıştır. Buna Pavlus da sebep olmuştur. Pavlus'un da katkısı vardır ayrıca. Bazıları %100 ona bağlıyorlar. Yani haşa İsa Allah'ın oğludur iddiasını hep Pavlus'a yükleyenler var ama hepsi tamamen ona ait değildir. Yani onun için yani nedir? Ortada örnek alınacak bir kişi olmamalıdır onlara göre. Ve o da Hazreti İsa aleyhisselam, onun için ayakları yerden kesiliyor, kaldırılıyor ve Roma ile ters düşmeyecek bir peygamber üretiyorlar daha sonra ve ona inandıklarını söylüyorlar. Buna niye gerek duyuyorlar? Çünkü muhterem izleyenlerim, çünkü dünyada medeniyetlerin yaşları vardır. 400 yıl ila 800 yıl arasında yaşarlar medeniyetler. Genellikle bakıyoruz Hint medeniyetidir, Mısır medeniyetidir, Asur'dur, şudur budur, bunlara Osmanlı 600 yıl. Bunlara devlet demeyelim de daha büyük medeniyetler. Ondan sonra yıkılır giderler, tarihteki yerlerini alırlar. Ama Roma akıllılık yapmıştır. Roma akıllılık yapmıştır. Tam ömrünün sonu gelmişken kendisini Hazreti İsa aleyhisselamla birlikte yenilemiştir. Zaten tarihin sahnesinden
çekilecekti, bitiyordu, içten içe çürümüştü, bitiyordu. Ve bu arada içinde de Hazreti İsa'ya inanan insanlar vardı ve çoğalıyordu ve bunlara baskı, zulüm yapa 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 yani aslında sonu gelmişti. Bu defa kendine göre bir akıllılık yaptı ve ben de giriyorum. Ben de İsa, İseviyim dedi ve böylece Guya yeni bir devlet gibi, yeni bir medeniyet gibi ortaya çıktı ve tabiri caizse biraz da öyle devam ediyor. Öyle, şimdi de o şekilde devam ediyor. Muhterem izleyenlerim, olaya bu şekilde bakmazsak eğer, yani biz Hazreti İsa'yı anlayamayacağımız gibi bugünkü Hristiyanlığı da ciddi anlamda anlayamayacağız. Ve ciddi anlamda anlayamazsak eğer onlara tebliği de götüremeyeceğiz. Veya tebliği yanlış yerden götüreceğiz. Eksik götüreceğiz. Onun için biz bunları bileceğiz. Yani şunu hiç unutmayalım ki Hazreti İsa aleyhisselama iman ederek İsevileşmemiştir Roma. Roma asla Hazreti İsa aleyhisselamı bir peygamber olarak kabul edip İsevileşmemiştir. Kureyş, Arap dünyası, tabi diğer bütün İslam ümmeti ayrıdır da ilk etabını diyorum. Nasıl ki bize göre Kureyş ne yapmıştır? Muhammedileşmiştir. Biz yanlış yapmışız. Hayattayken bizzat ey Allah'ın Resulü sen doğruymuşsun. Biz yanlış yapmışız demiştir. Ve onun yoluna girmiştir. Roma böyle bir şey yapmamıştır. Roma onu yakalayıp Yahudilerin de ihbarıyla çarmıha gelmiştir kendileri şeylerine göre. Yani bu Kur'an'a da ters değildir ha. Yani çarmıhta ölmemiştir. Biz buna inanıyoruz. O ayrı bir olay. Hazreti İsa aleyhisselam ne idam edilmek suretiyle ne de ellerine ayaklarına o saplanan çividen dolayı biz ölmediğine inanıyoruz. Ama bu olaya teşebbüs edilmiştir. Bunu kabullenelim. Yani Hazreti İsa aleyhisselam idam cezasına, çarmıh cezasına çarptırılmıştır. Bunu kabul edelim ve bunu yapan nedir? Her ne kadar Yahudiler jurnallemişse de, Yahudiler zorlamışlarsa da vali yine nedir? Son söz valiye aittir. Roma valisine aittir ve Roma valisi, Roma valiliği, Kudüs'teki Roma yöneticisi zaten Hazreti İsa aleyhisselam'dan önce de sonra da çok Mesih çarmıha gelmiştir. Ben Mesih'im diye nicelerini çarmıha gelmiş ve o Mesih'in taraftarlarını kılıçtan geçirmiştir. Onun için Hazreti İsa aleyhisselama da aynı şeyi yaptığını düşünüyor ve ondan sonra ben bunun dinine girdim diyor. Ve dikkat edin dinine girdikten sonra da yani biz bu adamı çarmıha gelmiştik ya. Yani tövbe ya Rabbi onu da demiyorlar dikkat edin. Ona da başka kılıf uyduruyorlar. Tanrı, işte Tanrı ne yapmış? Bu ya büyük Ademoğlunun büyük kefaretini, büyük günahını Hazreti Adem'in o yasak meyveden yemesinden dolayı bütün insanlığı suçlu görüyor. Bu Hristiyanlığın en önemli akidelerinden birisidir. İnsanlık günahkardır. Bütün insanlık günah üzere doğmuştur. Niye? Adem, Havva o yasak meyveden yemiştir. Onun için bütün insanlık günahkardır ve Allah haşa oğlunu göndermiş dünyaya ve onun canını almıştır ve bundan dolayı da günahını da örtmüştür. Kendilerine bir şey yok ha düşünebiliyor musunuz? Yani kendileri Roma bir peygamberi ve onun kavmini baskı altında tutup kan kusturup yani katliamlar uyguluyor. En son kendisinin de canına teşebbüs ediyor. Bundan dolayı güya bütün bunlar nedir? Allah-u Teala'nın istediği ve böylelikle insanlığın kurtulduğu. Yani bu kadar gülünç bir şey olabilir mi? Yani külahımı anlat derler ya. Yani bu kadar bir, yani tövbe diye bir şey yok. Pişmanlık diye bir şey yok. Evet, muhterem izleyenlerim inşallah kaldığımız yerden Hazreti İsa aleyhisselam üzerine sohbetimizi yani sürdüreceğiz. Bazı konulara inşallah vuzuha kavuşturacağız. Neden? Çünkü bizi şu yönüyle ilgilendiriyor. Yaşadığımız dünyada bugün 2 milyardan fazla ben İsa'ya inanıyorum diyen var. Ve bunlar ilginçtir. Dünyanın da siyasi açıdan, ekonomik açıdan, teknolojik açıdan, sosyolojik açıdan
dünyanın en önemli insanları. Biz bunları bilmemiz lazım. Biz bunları bilmeden yola çıkarsak yani fazla bir şey yapamayız. Allah-u Teala bizlere güzelce anlama, anlatma firaseti versin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.